Başbakan Binali Yıldırım Ankara'da Kahraman Kazan yolunda temel atma töreninde konuşuyor. Dönelim o noktaya. Selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Bu mübarek cuma gününde, bu sıcak havada, bu coşku, bu tabloyu oluşturduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şahsım ve arkadaşlarım adına. Bugün Kahraman Kazan'a kazandıracağımız yeni bir eserin temelini atmak için beraberiz. Ankara her zaman hizmetin en iyisine layıktır. Siz değerli hemşerilerimize 15 Temmuz'un kahramanı Kahraman Kazanlılara ne hizmet yaparsak azdır. Memleketin her köşesinde olduğu gibi Kahraman Kazan'a da yatırımlarımız hız kesmeden devam ediyor. Bugün temelini atacağımız bu yolda Kahraman Kazan'a kazandırdığımız eserlerden sadece bir tanesi. 2 gün önce Gölcük'teydik. 17 Ağustos depreminin kaybettiğimiz vatandaşlarımızı andık. Bu vesileyle Marmara depreminde, Van depreminde hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Gölcük'te kentsel dönüşüm kapsamında yapılacak toplu konutlarımızın temelini attık. Yarın Konya'dayız. İnşallah Konya'da da yüksek hızlı tren garı ve Kayacık Lojistik Merkezi'nin temelini atmış olacağız. Yola çıkarken ne dedik? Sevgili kazanlılar, laf üstüne laf değil, taş üstüne taş koyacağız. Bugün bu inançla, bu kararlılıkla Cumhurbaşkanımız, milletin adamı, adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemize, milletimize hizmet etmeye devam ediyoruz. Değerli hemşerilerim, 2017 evelallah büyümenin, kalkınmanın hız kesmeden devam edeceği bir yıl olacak dedik. Bakın şu anda dünyanın 17. Avrupa'nın 6. ekonomisiyiz. Türkiye bu yılın ilk 4 ayında %5 büyüdü. İkinci 4 ayda daha fazla büyüyecek. Büyüme oranları itibariyle dünyanın 3. ülkesi olduk. Avrupa ülkelerinin hepsi bizim arkamızdan geliyor. Cumhurbaşkanımızın başlattığı istihdam seferberliğinde 8 ayda 1 milyonun üzerinde yeni vatandaşımıza iş az sağladık. Enflasyon tek haneli rakamlara indi. Daha da aşağı inecek. Mart ayında %12'ye yaklaşan işsizlik oranı şu anda %10,5'un altına indi. 10,2. İnşallah daha da geri gidecek. İşsizliği de tek haneli rakamlara indireceğiz. Turizm gelişiyor. Turizm gelirlerimiz yılın
İkinci çeyreğinde geçen yıla göre %9 artmış durumda. Bunları niye söylüyorum? Bu sıcakta bunları niye anlatıyorum? CHP Genel Başkanı ne diyor? Türkiye güvenli değil. Türkiye'de mal güvenliği yok. Can güvenliği yok. Türkiye'ye gitmeyin diyor. Türkiye'nin dostu olmayanlar da aynı şeyi söylüyor. Kılıçdaroğlu'nun onlardan farkı ne? Sen bu ülkenin ana muhalefet partisinin başkanısın. Sana yakışan ülkeni yabancılara kötülemek değil, ülkenle gurur duymak, bayrağınla gurur duymak, yollarda bölücülerle, FETÖ'cülerle kol kola yürümek sana yakışmaz. Ama Kılıçdaroğlu ne söylerse söylesin, kimse ciddiye almıyor. Bakın işte turizm artıyor. Türkiye'ye gelenlerin sayısı artıyor. Maalesef her fırsatta ülkesini kötülemeyi alışkanlık haline getirmiş bir ana muhalefet var Türkiye'de. Türkiye Kılıçdaroğlu'na rağmen büyüyor. Ana muhalefet partisine rağmen büyüyor. Daha dün Yenikapı'daydık. Birlik mesajı verdik. Bir de baktık ki oho, FETÖ'cülerle, bölücülerle kol kola girmiş, yürüyüşe geçmiş. Bu da yetmezmiş gibi, ey Kılıçdaroğlu, arkasında milletin olmadığı yürüyüşten hayır gelmez. Eğer yürüyeceksen milletle yürüyeceksin, millet arkandan gelecek. Onun için bu işleri bırak, bu yol yanlış bir yoldur. Bak, FETÖ'cülerle yürüdün, PKK'ya sırtını verenlerle yürüdün ama yaptığın yürüyüşte unutuldu, söylediğin laflar da unutuldu. Milletimiz adalete de, kalkınmaya da, hak ve özgürlüklere de kendi elleriyle kurduğu AK Parti ile ulaştı, AK Parti ile kavuştu. Bugün milletin bize gösterdiği destek ve teveccühle elhamdülillah bu hizmetleri yapıyoruz. Yapılanlar ortada. Şehir hastaneleri, üniversiteler, havaalanları, yüksek hızlı trenler, köprüler, yollar, tüneller. Allah aşkına şu memlekette dikili bir ağacım var mı kardeşim? Bir eserim var mı? Bugün milletin derdine derman olduğun hiçbir işin oldu mu? Türkiye'yi karalamaya, ekonomisini baltalamaya gelince hiç kimseye sıra bırakmıyorsun. Değerli kardeşlerim, güneş balçıkla sıvanmaz. Aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Necip millet her şeyi en doğru şekilde görüyor ve elhamdülillah en güzel kararı da veriyorsunuz. Verdiğiniz en son karar 16 Nisan %70 kahraman kazan, %70 söz verdi ve %70 evetle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine okey dedi, kabul etti ve referandumda evet çıktı. Siz meydanları
Kahraman Kazanlar topa, tüfeğe, tanklara bırakmadınız ve siz bu meydanları ucuz siyaset oyunlarına da bırakmazsınız. Biz buna inanıyoruz. ...15 Temmuz'da işgalciler, FETÖ'cü teröristler, derdi gücü neydi? Türkiye'yi bölmek, demokrasiyi yok etmek. Bir gece Pensilvanya'daki FETÖ terör örgütünün emriyle ülkeyi işgal etmeye kalktılar. Kahraman Kazan ne yaptı? O mürted üssünü onların başına geçirdiniz. Allah sizden razı olsun. Burada yaşayan Kazan'daki çiftçilerimiz ne yaptı? O uçaklar kalkmasın diye ekinlerini ateşe verdiler. İşte memleket sevdası bu. İşte bayrak sevdası bu. Sizin bu fedakarlığınız, bu kahramanlığınız asla unutulmaz. Onun için Kazan ismini Kahraman Kazan olarak değiştirdik. Size de yakışan bu. Şimdi bu FETÖ'cüler, bu alçaklar mahkemelerde hesap veriyor. Son olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin etrafındaki sivil ve masum vatandaşlarımızı bombalayan hainler de, hainlerden biri de Antalya'da yakalandı. Nereye giderseniz gidin, boşuna uğraşmayın. Türk adaletinden kaçamazsınız. Eninde sonunda hesabı en ağır şekilde vereceksiniz. Değerli kardeşlerim, değerli kardeşlerim, FETÖ'nün başı, FETÖ'cüler mahkemeye çıkıp en ağır cezayı alacaklar. Bundan hiçbir şüpheniz olmasın. Değerli kardeşlerim, biliyorsunuz 16 Nisan halk oylaması FETÖ'yle aynı kaptan PKK'da su içiyordu. Onların hali şu an FETÖ'den farksız. Örgüde katılım neredeyse bitmiş durumda. Mevsim gözetmeden kırsalda, şehirde gerçekleştirdiğimiz operasyonlar onların adeta belini kırdı. Katil her terör örgütünün yaptığı gibi. Bunlar da çaresiz kalınca sivilleri hedef almaya başladılar. Bakın Trabzon'da 15 yaşındaki yavrumuz Eren Bülbül'ü şehit ettiler. Bunlar çocuk katili, çocuk katili bunlar. PKK'yı şirin göstermeye çalışanlar 15 yaşında gencecik evladımız ölünce kaçacak delik alıyorlar. Ağızlarını bıçak açmıyorlar. Ama biz gerekeni yapacağız. Bu terör unsurlarına bırakın ülkemizde sınırlarımızın yakınında bile var olma şansı vermeyeceğiz. Sınırı geçince, sınırı güneye geçince PKK'nın adı birdenbire değişiyor, YPG oluyor. Terörün A'sı, B'si, C'si olmaz. Terörün her türlüsü kötüdür. Gereken cevap da verilecektir. Gerekirse Fırat Kalkanı'nda olduğu gibi terörün başımız ülkemizi yaklaşmadan sınırlarımızın dışında etkisiz hale getirmekten asla çekinmeyeceğiz.
uluslararası hukuktan doğan haklarımızı sonuna kadar kullanacağız. Bizim derdimiz, sevgili kardeşlerim, 80 milyon kardeşimizin, vatandaşımızın huzurudur, güvenidir, onların geleceğidir. Bu vesileyle dün İspanya'da bir terör hadisesi oldu. Ve bu terör hadisesinde hayatını kaybedenler oldu. Yaralananlar oldu. Buradan, Türkiye'den, İspanya halkıyla dayanışma içerisinde olduğumuzu ve acılarını paylaştığımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum. Terörden en fazla zarar görmüş ülkenin başbakanı olarak diyorum ki, gelin terör örgütlerine karşı amasız, fakatsız, ayrım yapmadan birlikte mücadele verelim. Değerli kahraman kazanlar, Türkiye çizdiği küresel vizyon ekonomik kalkınma hamlesiyle hedeflerine kararlı bir şekilde yürüyor. Ne yazık ki bizim bu kutlu yürüyüşümüz bazılarını rahatsız ediyor. Bazı Avrupa Birliği ülkeleriyle değerli kardeşlerim, bazı Avrupa ülkeleri ne yazık ki PKK bölücü terör örgütü ve FETÖ mensuplarına yaklaşımları konusunda Türkiye'nin hiç de hoşuna gitmeyecek bir tutum içerisindeler. Biz terör konusunda samimi bir yaklaşım beklerken Almanya Başbakanı Sayın Merkel hiç ama hiç de şık olmayan açıklamalar yapıyor. Bir ülkenin Almanya Başbakanı Avrupa ülkelerine diyor ki, gümrük konusunda, gümrük birliği konusunda aman Türkiye'nin önünü açmayın. Almanya Almanya adeta Avrupa Birliği'ne talimat veriyor. 28 ülke var Avrupa Birliği'nde. Hani Avrupa değerleri? Hani Avrupa'daki hoşgörü? Bir ülkenin talimatıyla Avrupa Birliği iş yapacaksa zaten o birlikten hayır gelmez. Biz Avrupa ile ilişkilerimizde, Almanya ile ilişkilerimizde diyoruz ki karşılıklı iç işlerine saygı gösterin. Birbirimizin hukukuna saygı gösterelim. Türkiye'nin düşmanı teröristlere ülkenizde müsamaha göstermeyin. Şimdi efendim gümrük birliği genişletilmesin, güncellenmesin. Sanki biz de can atıyoruz. Öyle mi? Dur bakalım. Sen gümrük birliği güncellemesin diyorsun. Türkiye milletinin, ülkesinin menfaati olmayan, ülkesinin yararına olmayan hiçbir şeyin peşinde olmaz. Ne yapacaksak, neye karar vereceksek önce size sorarız, millete sorarız,
Ona göre karar veririz. Bu tip böyle açıklamalar Avrupa'ya da zarar verir, Türkiye'ye de zarar verir. Onun için bir kez daha Almanya'yı sağduyulu olmaya davet ediyorum. Allah sizden razı olsun. Hiç kimse, Türkiye kimsenin parmak sallayarak hizaya getireceği bir ülke değildir. Türkiye eşit şartlarda uluslararası platformda her ülkeyle konuşur, görüşür, konularını müzakere eder. Ama Türkiye karşıtlığı üzerinden, düşmanlığı üzerinden prim yapmak isteyenlere de müsamaha gösteremeyiz. Değerli hemşerilerim, hava sıcak. Sözümü uzatacak değilim. Türkiye bizim sevdamız. Millet başımızın tacı. Yunus Emre'nin dediği gibi biz gönüller yapmaya geldik. Gönüllere yol yapmaya geldik. Şimdi bu yollardan birini Kahraman Kazan Ankara yolunun temelini atıyoruz. Böylece burada trafik daha da rahatlayacak ve inşallah eyvallah. Bu yol 30 kilometre. 3 gidiş, 3 geliş olacak. 370 milyonluk bir yatırım. Müteahhit diyor ki bu yolu 2020 Mayıs'ında ancak bitiririm. Olur mu? Geç değil mi? 2019'un Ağustos'unda bitsin. İyi mi? Ya 2 sene ister çünkü alt geçitler var, üst geçitler var, kavşaklar var. Trafik altında çalışıyor, onlar da var. Evet, 9 üst geçit, 3 alt üst geçit, toplam 1270 metre köprü, 12 tane köprülü kavşak var. Yolun tamamlanmasıyla birlikte sanayi merkezi haline gelen Kazan'ın Ankara'yla bağlantısı çok daha güçlü hale gelecek. Kızılcahamam istikametinde trafik yoğunluğu da azalmış olacak. Ayrıca zaman yakıt giderlerinden de kazancımız olacak. Ama size bir müjdem var. O da şu. Kahraman Kazan Esenboğa Havalimanı arası yolu yapacağız. Bu yolu karayol ağına aldık. Proje çalışması yapılıyor. Bu yol yapıldığında adeta Ankara'ya ikinci bir çevre yolu yapmış olacağız. Oradan Yenikent ve Sincan bağlantısıyla da birleştireceğiz. Böylece Kahraman Kazan Akyurt arasını çok kestirme bir yoldan bağlamış olacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Yaptığımız bütün bu yatırımlarla ilçeleri birbirine, Ankara'yı bütün Türkiye'ye daha güvenli şekilde bağlamış oluyoruz. Değerli kardeşlerim, değerli kardeşlerim, evet sırayla, her şey birden olmaz. Adım adım, değerli kardeşlerim, hiç merak etmeyin.
yarınımız bugünden daha aydınlık, bugünden daha güzel olacak. Siz AK Parti iktidara geldiği ilk günden beri desteğinizi hep arttırdınız. Her seçimde AK Parti'yi iktidara taşıdınız. Şimdi önümüzde önemli bir hedef var. Sizlere güveniyorum. Bu teşkilata güveniyorum. Bu teşkilat 15 yıldır destan yazdı. Türkiye'ye çağ atlattı. Bir Türkiye'yi 3 Türkiye yaptınız. Allah sizden razı olsun. Şimdi 2019'a aynı heyecanla var mıyız? 2019 yerel seçimlerinde, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yine destan yazacak mıyız? Allah sizden razı olsun. Size güveniyoruz. Teşkilatlarımızın, özellikle hanımefendilerin, AK Parti'nin başarısında çok özel bir yeri olduğunu biliyoruz. Allah sizden razı olsun. Sağ olun, var olun. Gençler, gelecek sizlerin. İnşallah hep birlikte daha güzel bir ülke için, daha güzel yıllar için ülkemizin 2023 hedeflerini gerçekleştirmek için canla başla Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çalışmaya, didinmeye, ülke için, millet için en güzelini yapmaya gayret edeceğiz. Bu ülkede bölücülere de, FETÖ'cülere de asla ve asla yer yok. Onlara da fırsat vermeyeceğiz. Hepinizi bu duygularla bir kez daha sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Temelini attığımız bu eserimizin Ankara'mıza, ülkemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun değerli kardeşlerim. Sayın Başbakan. Başbakan Binali Yıldırım Kahraman Kazan'da temel atma töreninde canlı yayında konuştu. Ekranlarınıza getirdik. Gündeminde ağırlıklı olarak terörle mücadele vardı. Almanya'ya ilişkin eleştirisini de sürdürdü. Merkel'e çık olmayan açıklamalar yaptı dedi. Sağduyulu olmaya davet etti ve terör konusunda en fazla zarar görmüş bir ülkenin başbakanı olarak söylüyorum.